Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamamıştık. Bu yıl 20-24 Ekim tarihlerinde 11. kez kapılarını açacak. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye'nin bütün yöresel ürünlerini burada vatandaşlarımızla, süpermarket alıcılarıyla, otel satın almacıları da ve ithalatçılarla bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl 11. kez kapılarımızı açacağız. Biz özellikle Yörex'le birlikte coğrafi işaret konusunda müthiş bir farkındalık yarattık. Başladığımız yılda 109 tane olan coğrafi işaretli ürünümüz 871'e ulaştı. 704 tane de başvurusu kabul edilen coğrafi işaretimiz var. Yapılan araştırmada 3000 civarında coğrafi işaret alabilecek ürünümüz varken bunun %50'sinin coğrafi işaretini almış bulunuyoruz diyebiliriz şu anda. Bu anlamda çok sevinçliyiz buna vesile olduğumuz için. Bir anlamda Yörex'le birlikte Türkiye'de odalarımızın, borsalarımızın da üstün çabasıyla bir coğrafi işaret seferberliği ilan edildi diyebiliriz. Bununla birlikte kıyıda köşede kalmış, unutulmaya yüz tutmuş birçok ürünümüz tekrar gün yüzüne çıktı. Üreticilerimiz bunları üretmeye başladı. Etrafında kooperatifler oluşmaya başladı. Yine sanal ortamda e-ticarete konu olan çok sayıda yöresel ürünümüz var. Biz yöresinin adını almış ürünler diye çıktık. Ondan sonra da dünyadaki coğrafi işaretli ürün piyasasını gördükten sonra bütün üreticilerimizi coğrafi işaret almaya yönlendirdik. Bu anlamda da epey mesafe aldık. Çünkü 200 milyar euroluk bir pazar payı var dünyada coğrafi işaretli ürünlerde. Biz bunları önce kendi insanımıza sonra da yurt dışına ihraç etmeye hedefliyoruz. Bu doğrultuda da istediğimiz yerde olmasak da hayli yol aldık. Bu yıl Yörex'i yine bu çerçevede yapacağız. Ama önümüzdeki yıllarda hedefimiz sadece coğrafi işaretli ürünlerin sergileneceği bu fuar haline getirmek. Etekler ne kadar abi? 2 ay. Etekimizde 80 lira. Yörex'de çıkar mı hiç çıkmadı? Abi kim olsun amını doldurayım mı? Atabilirsin kardeşim. Aynen abi, şu an sendeyim abi. Okay.